8 senedir profesyonel olarak Romanya'da ve Türkiye'de bunun 5 senesini değişik takımlarda, değişik hocalarla yardımcı hoca olarak çalıştım. Son 3,5-4 senedir de teknik direktör olarak çalışmaktayım. İşte çalıştığım takımların içinde Şampiyonlar Ligi tecrübem var. Türkiye'de Bankasya'da ve Süper Lig'de değişik takımlarda çalıştım. Başlangıcım Almanya'dan oldu. Amatörden başladım. Yani buradan amatör bir hocayken Türkiye'ye gitmeyi, Türkiye'de çalışmayı kafama koymuştum. Allah nasip etti. Şimdilik çalışıyoruz. Sizin diğer teknik direktörlerden bir de farkınız var. Elinizde FIFA lisansı, yüksek lisansa sahip olmanız. Şimdi şöyle, Türkiye'de yeni yapılmakta bu pro lisans. Benim şansım Romanya'da çalışırken işte UEFA'nın düzenlediği o tarihte Romanya'da olduğu için ben daha önce yapabildim. Yani ben şu an Türkiye'deki hocalardan daha önce yapmış bulunuyorum lisansımı. Peki, siz Romanya'dan Türkiye'ye geçtiniz, Giresunspor'a. Daha sonra Giresunspor'dan ayrıldınız. Bu arayı bize anlatır mısınız? Şimdi şöyle, Türkiye'ye gittiğimde çok zorlanmadım. Çünkü en azından futbolcular olsun, işte yöneticiler olsun benimle aynı dili konuşuyorlardı. Ama zorlandığım bazı konular, mesela futbolcuların işte profesyonel olarak görüşü Avrupa'daki futbolculardan çok farklıydı. Zor bir dönem geçirdik. Yani takım düşmeye oynuyordu. Düşmeden kurtulduktan sonra ikinci sezon takımı kurarken daha çok zorluklarla karşılaştık. Yani herkes hocadan daha iyi biliyordu işi. Herkes hocadan daha iyi transfer yapıyordu. Türkiye'de karşılaştığım en büyük zorluklardan birisi futbolcuların bu işi daha az profesyonel olarak görmesi. Yani istediği gibi çalışmak, istediği gibi yapmak istiyorlar bazı şeyleri. Bu da bizim gibi işini düzgün yapan ve bildiğinden şaşmayan hocaların işini zorlaştırıyor. Yani bizler oraya gittiğimizde işte bildiğimizi değil de futbolcuların istediğini yapmış olsak daha çok hoşlarına gidiyor futbolcuların. Burada da önemli bir faktör. Yani yöneticiler hocaların arkasında durması gerekiyor götürdüğü zaman. Takımın başarılı olması daha çok futbolcudan mı yoksa teknik direktörden mi ön plana çıkar? Şimdi şöyle, bu futbol başarılı olma işi zincir, yani bir zincirin halkaları gibidir. Teknik direktörden başlar, futbolcudan, yöneticiden, taraftarından hepsinin bir arada düzgün çalışmasından yani başarı gelir. Ve başarının, şimdi bazı takımlar var, işte büyük paralarla büyük transferler yapıyorlar. Bu geçici bir başarıdır. Yani bir sene bir başarılı olursun, arkanda milyonlarca dolar borç bırakırsın. Bence böyle bir başarı yerine uzun vadeli, yani bir 3 senelik bir projeyle altyapıya önem vererek daha sağlam gelen takımlar daha uzun süre başarılı oluyor. Ve örneğin, yani Türkiye'de örnekleri de var. Bir Bucaspor bunun çok iyi bir örneği. Uzun süreli projeyle çok başarılı oldular. Yurt dışında ve Almanya'da, yani benim izlediğim çok kaliteli Türk genç futbolcularımız var. Biraz daha onların sabırlı olması gerekiyor. Yani şimdi bir futbolcu hemen Türkiye'ye gidip işte hemen en büyük takımda oynamak istiyor. Bu o kadar da kolay değil. Türk futbolu çok ileride. Yani Türk futbolu Avrupa'da sayılı liglerden birisi. Orada oynamak, oraya gitmek o kadar kolay değil. Benim buradaki işte gençlere tavsiyem, daha biraz piştikten sonra tecrübelenip Türkiye'ye gitmek ve hemen işte en yüksek takımdan değil de daha böyle altlardan başlayıp da pişe pişe kalmaları. Uzun süreli daha başarılı olurlar. Şimdi buradan giden futbolcularımızın bir yani hataları da akıllarında her zaman Almanya var. Yani şimdi ben gittim, Türkiye'de olmazsa geri dönerim, Almanya'ya giderim, bir takımda oynarım gibi değişik düşünceler her zaman akıllarında oluyor. Bu da futbolcunun tam %100 Türkiye adapte olmamasını sağlıyor. Yani bir futbolcu buradan gittiği zaman
demesi gerekiyor. Ben gidiyorum oraya, Türkiye'de başarılı olacağım. Yani ben gidiyorum oraya, olursa olur, olmazsa geri Almanya'ya dönüyorum mentalitesiyle gittiği zaman haliyle başarısızlık da beraberinde gelmiş oluyor. Peki hocam, o zaman Türkiye'ye gittiklerinde diğer gittikleri takımlarda uyum sağlayabiliyorlar mı? Bunların uyum sorunu nedir? Daha çok Almanya'yı düşünmeleri mi kafalarının arkasındaki soru ya da düşünce? Vallahi şimdi bu işi profesyonel olarak görmüş olurlarsa uyum sorunu olmaması gerekiyor. Yani bütün dünyada, bütün değişik ülkelerden futbolcular başka ülkelere gidip orada top oynuyor. Yani uyum sorunu olacağını düşünmüyorum. Hele de buradan gidenler kendileri Türk, yani sonuçta hocaları Türkçe konuşuyor, işte yöneticiler Türkçe konuşuyor. Ancak Türkiye'de futbolcu da çok çabuk yıpranıyor. Antrenör de çok çabuk yıpranıyor. Bunun nedenleri nedir? Çok çabuk hemen zirveye çıkartıyoruz. Çok çabuk geri indiriyoruz. En büyük sebep bence bu. Ve bizim Türk mentalitesinde bir de şova çok merakımız var. Yani bir hocanın ne kadar dürüst çalıştığına değil de işte maçta ne kadar çok şov yapıyor, işte ne kadar çok konuşuyor. Bunlar yani Türkiye'de artık önemli. Bunları istiyor halkımız. Bazı teknik direktörlerimiz var ki çok sabırsız ve çok farklı hareketler de yapabiliyorlar saha kenarında. Avrupalı antrenörlere kıyasladığımızda normal midir? Zaten Avrupa ile Türkiye arasındaki en büyük fark da bu. Şimdi bizler Avrupa'da çalışırken saha kenarında çalıştığımız, yani alış takımı çalıştırdığımız 5-6 taktiksel hareketleri kenardan göstertiriz. Yani ben bir saha kenarına gelip bir şey gösterdiğim zaman yapılması gereken taktik hareketini gösteririm. Ama Türkiye'deki hocalarımız saha kenarında işte yerlere atıyorlar kendilerini, şov yapıyorlar, el kol hareketleri. Ben teknik adam olarak onların yaptığı hareketi anlamıyorum. Kendilerini de anladığını zannetmiyorum. Yani şimdi bir futbolcu sahada o kadar, yani adrenalin yüksek olduğu bir maçta bunların hareketlerini anladığını zannetmiyorum. Hocalarımız tamamen şova dönük hareket yapıyorlar maçlarda. Birkaç hocamız hariç tabii ki Türkiye'de. Ben burada maçları izlemeye gittiğim zaman her maçta en azından 4-5 tane menajer geliyor. İşte hocam, futbolculara konuşuyorlar. Seni şu takıma götüreyim, seni buraya götüreyim. Yani bu kadar her önüne gelen menajer olmuş şu an Avrupa'da. Yani inanın bunların arasında işini düzgün yapan, doğru yapanlar da vardır. Yani bunları biz bu işin dışında tutuyoruz ama gençlere her ben menajerim deyip de kendilerine gelene inanmamalarını tavsiye ediyorum. Artı hiçbir organizeye, yani bunların organizeye para vermeleri gereken hiçbir şeye katılmamalarını tavsiye ediyorum. Yani bir futbolcuda yetenek varsa, işte ben seni yeteneğin var yok seçeceğim ama sen önceden bu parayı bize organizeye yatır demeleri yanlış. Böyle bir şeyden hiç girmesinler, yapmasınlar. Zaman zaman Türkiye'deki takımlarımız seçmeler yapıyorlar. Oraya gidip de işte kendini gösterebilirlerse o başka. Ama onu da zannetmiyorum, çok zor, çünkü bu seçmelere en azından 20-30 tane futbolcu çağırıyorlar. Yani bu 30 kişinin içinden herkes kendini göstermek istiyorlar. Kendilerini yani göstermeleri çok zor. Yetenek varsa zaten Türkiye'deki çoğu takımlar Avrupa'yı takip ediyorlar, izliyorlar. Yani yeteneği varsa zaten yolu açıktır o çocuğun.